Uzman Atadan merhabalar. Ben Emre Can. Bugün sizlerle beraber yine farklı bir deney yapacağız. Stokastik indikatörü ve ADX indikatörünün, Average Direction Index indikatörünün birleştiğinde acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Mantıklı mı? Hangi hissede, hangi paritede acaba mantıklı olacak? Bunu incelemeye çalışacağız, görmeye çalışacağız. Şu anda ekranda bir sürü al sat sinyali görüyorsunuz. Bunların hepsi Average Direction Index'ten geliyor. Ve basit bir, hani bildiğiniz gibi iki tane çizgi var. Direction Index'in pozitif ve negatif çizgisi. İkisinin arasındaki değişimden, farktan dolayı oluşan al sat sinyalleri. Şurada çok güzel bir alım ve satım noktası görüyorum. Trend olduğunda çok güzel çalışıyor gerçekten. Zaten sol alttaki grafiğe de baktığınızda, strateji testine de baktığınızda aşağıdan bir grafiği trendi takip etmeye çalıştığını görüyorsunuz yeşil çizginin. Fakat al ve tut oranından aşağıda kalmış. Şimdi ben çok teknik terimlere girmeyeceğim. Amacımızı gerçekleştirelim. Stokastik ve ADX'i kodlama bilmeden kolayca birleştirebilmenin bir yolu var. Tabii ultimate strateji burada devreye giriyor. Türk Hava Yolları'nın dolar bazlı grafiğini açtım. THYAO slash o anda 2.USDTR'ye yazdığınızda dolar bazlı grafiğini açabiliyorsunuz ve burada al sat sinyallerine alarm kurabiliyorsunuz. Hatta aracı kurumunuzla bile bağlayıp otomatik al sat yaptırabileceksiniz. Anlatacağım hepsini. Şimdi çok basit bir şekilde göstereyim. %133'lük bir kazanç var. 1.74'lük bir kazanç katsayısı. Ultimate strateji açıklama kısmında ücretsiz bir linkten alabiliyorsunuz. Direkt 5 saniyede kaydolup göstergeler, yalnızca davet erişiminde görebileceksiniz Ultimate stratejiyi. Eklediğinizde ayarlarına giriyoruz. Burada aşağıda hemen göreceksiniz. Şimdi iniyorum aşağıya. ADX'i gördünüz. Average Direction Index. Burada Buy DI, buradaki Direction Index'in alım ve satım sinyallerini aktifleştiriyorum. Long Exit'i. Sadece long açacak ve long'u kapatacak. Bunu istiyorum. Şu anda bunun sonucu bu. Acaba üzerine stokastiği tek tuşla, tek dokunuşla ekleyebilir miyim? Hemen çıkıyorum yukarıya. Stokastik burada. Örneğin alım sinyalini, stokastikteki birinci alım sinyali, K çizgisinin D'nin üzerinde olduğu durumu dahil edelim. Bakalım 133'e 1.74'tü. Kazanç katsayısını az sonra anlatacağım. 133'tü toplam kazancımız. 134'e çıktı. 1.77'ye çıktı. Gayet güzel. Yani etkiledi. Pozitif yönde etkiledi. Daha iyi bir noktadan alım yaptırdı. Stokastik'in satım sinyalini aktifleştirelim hemen. 137 diye 1.79. Bakınız kazanç neredeyse aynı kaldı. Fakat kazanç katsayısı 1.79'a çıktı galiba. Tekrar bir kontrol edeyim. Kaldırdım 1.77'ye düştü. Ekledim 1.79'a çıktı. Demek ki Türk Hava Yolları'nın dolar bazlı grafiğinde stokastik ve ADX birlikte güzel çalıştı ama bakınız dikkat ediyorum. 30 dakikalık grafikteyim ve 30 dakikalık grafikte bu güzel bir sonuç verdi. Belki de bir saatlikte iyi bir sonuç vermez. O yüzden şu anda bunu kolayca tek tuşla denemiş oldunuz. Siz de görmüş oldunuz. Nasıl acaba kolayca birlikte kullanabiliyoruz bazı sinyalleri. İkisi de birlikte aynı anda gerçekleştiğinde alım ve satım sinyali veriyor. İsterseniz bir de moving average'ların kesişimini ekleyelim. Alım ekleyelim. Bakalım 137'ye 1.79'du. Nasıl bir sonuç gelecek? Çok merak ettim. 38'e 2.19 oldu. Açıkçası çok iyi değil. Çok ciddi bir şekilde düşürdü. Hemen satış sinyalini ekleyelim. Moving average'ların kesişimi. Yani 40'a 20 var burada mesela. 136'ya 2.29. Açıkçası çok güzel toparladı. Bir sürü işlemi kesti. Bakalım nerelerden alıp satmış. Şuradan alıyor, şuradan satıyor. Şuradan aldığına hala daha satmış mı diyecektim. Satmış bile. Çok güzel bir kar etmiş şurada. Bunu gördüm. Moving average'ların kesişimi diye geçiyor bu aslında. 40'a 20 moving average'larının birbiri arasındaki pozisyonlarına göre bakıyor. Mesela 20-40'ı yukarıya doğru keserse fiyatlarda yükseliş beklenir. 20-40'ı aşağıya keserse fiyatlarda düşüş beklenir. Burada bir sürü indikatörü bir araya getirebiliyorsunuz. Stokastik, Bollinger Band, burada Ichimoku bulutu var. Toplam 8 tane sinyal var neredeyse. VWAP var, Mavilim var, Kaufman var. Bir sürü indikatör var açıkçası. İncelemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Çok basit bir şekilde kodlama bilmeden, hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan bu şekilde indikatörlerin sinyallerini birleştirip daha doğru alım noktalarını bulabilirsiniz. Daha mantıklı işlemler açabilirsiniz. Şimdi tabii burada bütün hepsini al sat sinyallerini görüyoruz. Kolayca aracı kurumumuza bağlayıp otomatik al sat yapabiliriz. Uzman Data bunu da sunuyor. Şuradan alarmlara giriyoruz. Şuradan ultimate strateji seçip sadece emirleri gerçekleştir, temizliyoruz. Size verdiğimiz özel bir mesaj metni var. Buraya onu yapıştıracaksınız. Oluştur diyeceksiniz ve otomatik olarak artık aracı konumunuzla al sat yapabileceksiniz. Kurduğunuz stratejiye bağlı olarak birçok zaten örnek strateji veriyoruz. Onları da inceleyebilirsiniz. Hazır kurulmuş örnek stratejiler. Kendiniz geliştirebilirsiniz veya onları da kullanabilirsiniz. Çok teşekkürler video izlediğiniz için. Umarım stokastik ve ADX'i kolayca birleştirebilmeyi öğrenmişsinizdir bu videoda. Bir sonraki videoda hangi indikatörleri birleştirmemizi istiyorsanız açıklama kısmında, yorum kısmında bizlere iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. TradingView'da ve YouTube'da aynı anda bu video yayında olacak. Oralardan da bizleri takip ederseniz
olabildiğince destek sağlamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.